hükümetin başörtüsüyle alakalı meclise sunmuş olduğu anayasa teklifi üzerinde şu anda biz çalışıyoruz. Biraz sonra belki ben Mustafa Bey'e tekrar sözü veririm. Çalışmanın hangi aşamada olduğu ile ilgili sizlerle bilgiyi paylaşır. Ama şunun ben önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Yani altılı masanın bu konuda mümkünse ortak bir tutum alması ülkemiz için son derece kıymetli olacaktır. Bizim de gayretimiz bu yönde. Kaldı ki 14 Kasım'da bizim ev sahipliği yaptığımız toplantıda ben bunu değerli genel başkanlarla bu görüşümüzü paylaştım. Sanırım bu önümüzdeki Perşembe günü yapacağımız altılı masa toplantısında da bu konu yine gündemimizde olacak. İkinci konuya gelince ortak politikalar metni dediğimiz aslında ne demek? Bizim şu anda 21.sini açıkladığımız, 22.siyle nihayetine erişeceğimiz bütün alanlardaki politikaların altı parti tarafından ortaklaştırılması demek. Bu tabii Türkiye'de bir ilk. Daha önce hiç yapılmadı, örneği yok. Yani seçimden önce partiler bir araya gelip seçim sonrasıyla ilgili ortak bir politika dokümanı hiç oluşturmadı. Adeta bir ortak seçim beyannamesi ve ortak bir hükümet programıyla seçime gitmiş olacağız. Hedefimiz bu. Bu kadar kapsamlı çalışmada hele hele bunun ilk turunda partiler arası %100 mutabakat hemen sağlanmaz. Yani dolayısıyla her partinin farklı görüşleri, farklı yaklaşımları olabilir. Şu anda ortak çalışma grubumuz ne yapıyor? Mümkün olduğunca bu başlıklardaki çalışmaları ortaklaştırıyor ve komisyonun kendi içerisinde mutabakata ulaşmadığı konularda konuyla ilgili arkadaşları katıyorlar çalışmaya, 1+1 formatında toplanıyorlar. Bazen dış politikada olduğu gibi bir yan komisyon kuruluyor. O komisyon çalışmalarını ortak çalışma grubuna iletiyor. Türkiye'de dediğim gibi ilk defa yapılan bir süreci işletiyoruz. Biz bu süreçten önce zaten ileri demokrasilerdeki bütün bu partilerin ortak çalışma süreçlerini masaya yatırdık. Tek tek inceledik hepsini. Hangi ülkede bu iş nasıl yapılıyor? Nasıl başarılı olmuş? Bütün bunlardan da ders alarak kendi iç usulümüzü oluşturduk. Ve hiç kimsenin beklemediği kadar hızlı bir şekilde bu çalışmalar ilerledi. 3 ayda bu kadar altı partinin 70'in üzerindeki başlıkta mutabakata varması Türkiye'de bir ilk. Dolayısıyla usul olarak ne yapacağız? Bakacağız, eğer arkadaşlarımızın kendi aralarında mutabakata varmadığı hususlar neyse onları biz genel başkanlar olarak oturacağız. Genel başkanlar olarak masaya yatırıp mutabakata varacağız. Herhangi bir konuda bir veya birkaç partinin itirazı varsa o mutabakat metnine girmeyecek. Gayet kolay. Yani nasıl bizim şu anayasa metnimiz 84 maddeden oluşuyor değil mi? Altı partinin tam bir mutabakat metni. Bu metin oluşuncaya kadar pek çok fikir vardı. Belki toplam 120-130 maddelik fikir vardı. Ama biz mutabakata vardığımız 84 maddeyi açıkladık. Yöntem bu. Ortak politikal metninde de ne kadar mutabakata varırsak o kadarını açıklayacağız. Ama şunu söyleyeyim. Bütün bu altı partinin çalışmasında %70-%80 oranında mutabakat dahi Türkiye'yi kanatlandırır, uçurur. Yani Türkiye'yi tutamazsınız eğer. Yani bütün partilerin ortaya koyduğu fikirlerin %70-%80'in üzerinde mutabakata varsak ve onu uygulayacağız diye yola çıksak, zaten 5 sene boyunca hükümeti sabahtan akşama kadar geceli gündüz meşgul eder, 1. Bütün onları yapmak. 2. Türkiye'yi kanatlandırır, uçurur. Dolayısıyla bu gayet doğal bir süreç. Ve işin tabiatına uygun bir şekilde işliyor ama ilk defa yaşandığımız için de bazen böyle heyecanlara sebep oluyor. Acaba tabii en büyük heyecan ne? Masa çatlar mı? Masaya bir şey olur mu? Korkmayın, masaya hiçbir şey olmaz. Masada ne çatlak oluşur ne bir şey oluşur. Çünkü daha önce de söyledim. Şu andaki iktidarın tek alternatifi, gerçekçi alternatifi altılı masadır. Bu altılı masadaki partiler de bunun bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket etmek zorundadır. Bu da oluyor zaten, gerçekleşiyor. Son konuya gelecek olursak, tabii bu Ankara'da geçtiğimiz cuma günü işlenen cinayet kabul edilebilir bir vaka değil. Bakın, hiç kimse böyle kendisinde Türkiye'yi o eski karanlık günlere götürebileceği cesaretini bulmasın. Birileri cesaret alıp da bu türlü işler yapıyorsa bunun tek sorumlusu vardır. O da iktidardır ve iktidarın başındaki Sayın Erdoğan'dır. Hiç kimse ortamdan cesaret alıp Türkiye'yi geçmişin karanlıklarına götürmek gibi bir düşünceye kapılmasın. Devletlik görevini yerine getirmek zorundadır. Neyse bu işin failleri kimse, niye olduysa bütün açıklığıyla ortaya kavuşturmak zorundadır. Devletin görevi budur. Bizim beklentimiz iktidardan ve devletten
bu olayı bütün açıklığıyla kamuoyunun bilgisine sunmak ve her türlü karanlık noktayı açıklığa kavuşturmaktır. Mustafa Bey, sizin eklemek istediğiniz bir husus var mı? Bu özellikle anayasa başörtüsü maddesiyle alakalı. Şimdi genel başkanımızın da belirttiği gibi bu konuda tabii gerçekten altılı masa ortamında da yapılması ve mümkün mertebe mutabakatla oluşturulmasını amaçladığımız bir pozisyon var. Bu doğrultuda aslında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Fakat prensip olarak da tabii şunu belirtmek gerekiyor. Deva Partisi, her zaman belirtiyoruz, özgürlüklerin partisidir. Dolayısıyla bütün özgürlükleri ne olursa olsun, hangi konuyla ilgili olursa olsun savunacak noktada her zaman olacağız. Bu çerçevede de ülkemizde geçmişte gerçekten çok korkunç dramlara vesile olan başörtüsüne yönelik ihlalleri ortadan kaldıracak yaklaşımları zaten Anayasa Mahkemesi 2012 yılı itibariyle özgürlükçü laiklik anlayışının anayasa kararlarında altını çizerek uygulanmasıyla birlikte yerine getirmiştir. Bu çerçevede baktığımızda anayasanın 24. maddesi ki genel anayasada olduğu gibi daha Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ışığında daha net bir çerçeveye getirilmesi gereklidir. Biz bunu Deva Partisi olarak savunuyoruz. Çünkü anayasamızda gerçekten çok ciddi eksiklikler var. Bir bu. İkincisi, bir de anayasada adeta özellikle Türkiye'de bu böyle, mevzuat da böyle, anayasa da böyle, tüzük edasıyla ele alınmakta. Anayasa ilkeler bütünüdür. Anayasa çok detaylı bir biçimde bir protokol edasıyla, yönetmelik edasıyla yapılmaz. Bu anayasanın temel felsefesine, yazım kuralına aykırıdır. Maalesef ancak Türkiye'mizde böyle bir durum söz konusu değil. Anayasa o sebepten dolayı birçok başka konuda da böyle çok aşırı derece detaylara girmekte. Bu aşırı derecede detaylara girme hususu aslında Türkiye'de anayasa hukuku konusundaki gelişmelerin de önüne geçmekte, özgürlükçü gelişmelerin önüne geçmekte. Şimdi bizim bu anayasanın 24. maddesiyle ilgili değişikliği de bu çerçevede değerlendiriyoruz. Aslında gereksiz yere çok detaylı bir düzenleme. Normal şartlarda ülkemizde bir başörtüsü yasağı yok. Geçmişte de anayasaya veyahut da kanunlara dayanan bir uygulama söz konusu değildi zaten. Geçmişte de yönetmeliklerin çarpıtılmasıyla ve gerçekten bir askeri, bürokratik vesayet anlayışının, otoriter devlet tasavvurunun gerekleriyle ilgili bir baskı ortamı idi. Yoksa hukukla alakası olmayan bir şeydi. Ülkemizin gündemine geldi. Gündemine geldiyse mecliste bu konu elbette tartışılacaktır. Deva Partisi de o tartışmalarda madde metninin gerçekten daha makul, daha net, daha kısa, özellikle çok daha kısa bir hale getirilmesi noktasında mutlaka katkılarda bulunacak. Ama bunun detayları altılı masada da mutlaka değerlendirilecek, tartışılacak. Liderler orada ortak bir tutum sergileme konusunda bir karar verdikleri takdirde biz de Deva Partisi olarak bunun gereğini yerine getirme noktasında elimizden geleni yapacağız.